Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Mayıs 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Mayıs ayı 2024'ün en güçlü, en etkili aylarından birisi ama Nisan ayıyla kıyasladığımızda daha şanslı bir ay, onu söyleyebilirim. Bu ay Merkür Retrosu artık tamamlanmış olacak. Koç burcunda 15'ine kadar Merkür ileri harekette. Güneş 20'sine kadar Boğa burcunda olacak. Ay boyunca Mars Koç burcunda olacak. Özellikle ayın ilk yarısında Mars'la Merkür'ün Koç burcunda oluşu sizin için iş konularında, kariyer konularında daha fazla hareket, daha fazla sorumluluk anlamına geliyor. Biraz mücadelenizin öne çıktığı, iş konularında daha fazla çaba harcadığınız bir ay olabilir. Bunları yaparken de tabii ki özellikle üstlerle ilişkiler, aile içerisinde çalışmayanlar için aile büyükleriyle, aile içindeki kişilerle ilişkiler biraz ön planda olacak. Zaman zaman bir şeyleri tartışmanız, çözmeye çalışmanız gerekebilir. Ya da evdeki işlere daha fazla, aileyle ilgili, ebeveynlerle ilgili konulara daha fazla enerji harcamanız da gerekebilir. Ve ayın 8'inde 18 derece Boğa burcunda yeni ay doğacak. Boğa stelyumlu bir yeni ay bu. Birçok gezegen Boğa burcunda, Güneş'in yanında Venüs var yönetici gezegen olarak Boğa'da. Bununla beraber işte Uranüs Boğa'da, Jüpiter Boğa'da olacak bu yeni ay sırasında ve Balık burcundaki Satürn'ün de olumlu bir açısı var yeni ayla. 11. ev yeni ayları genel anlamıyla umutludur. Yani bize heves veren, cesaret veren, geleceğe dair işte projelerimiz olur, burada niyetlerimiz vardır, planlarımız, programlarımız vardır. İşte bu yeni ay sizin için böyle güzel, keyifli projeler, keyifli planlar için daha fazla itici güç oluşturuyor. Örneğin bu bir eğitim konusu olabilir. Kişisel gelişiminizle ilgili bir eğitime başlayabilirsiniz bu yeni ay ile beraber. Akademik çalışmalarınız olabilir. Bununla beraber iş konularında özellikle bir proje, ki bu biraz daha içinde iletişimin, medyanın, dijital çalışmaların, yurt dışı konularının, uluslararası alanların, aktivitelerin de dahil olabileceği bir çalışma olabilir. Grup çalışmalarına, etkinliklerine daha açık olabilirsiniz bu yeni ayda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 18 derece ve yakınlarında güneşiniz ya da yükselen burcunuz varsa bu yeni aydan çok güzel bir açı alıyorsunuz ve Satürn'den de şu anda hani uzun vadeli girişimleriniz, niyetleriniz için daha güzel bir destek alıyorsunuz. Bunu unutmayın. Yine tabii ki sabit burçlarda gezegenleriniz varsa yeni ayın etkisi artacaktır. Özellikle Boğa burcunda, Akrep burcunda yerleşimleriniz varsa bu yeni ay sizin için çok daha etkili olabilir. Arkadaşlıklarınızın ve sosyal çevrenizin etkisi artıyor. Zaten bu ay böyle gruplar içerisinde olacaksınız. Çok sayıda arkadaşlar olabilir etrafınızda, ekip çalışmaları, organizasyonlara dahil olabilirsiniz. Bunlar davetler, toplantılar, kutlamalar olabilir. Aile arasında da olabilir, iş anlamıyla da olabilir ya da tamamen sosyal amaçlı gruplar içerisinde, etkileşimler içerisinde olabilirsiniz. Yani çevreniz genellikle kalabalık görünüyor ve eğlenceli aktivitelerde bulunduğunuz görülüyor. 13 Mayıs'ta Güneş Uranüs kavuşumu var. İlginç sürprizler, teklifler, tanışmalar, ilginç davetler alabileceğiniz bir gün ve unutmayın, Boğa burcu parayla da ilgili bir burç ve sizin 11. eviniz özellikle ailenizin kaynakları ya da sizin kariyerden gelecek kaynaklarınız, kazançlarınız anlamında bu ayı biraz daha bereketli hale getiriyor. Dolayısıyla 8 Mayıs yeni ayından itibaren işte 13 Mayıs, 17, 18 Mayıs, bakın buralarda toplu para kazanmanız, elinize hızlı paraların geçmesi, hatta beklemediğiniz yerlerden böyle sürpriz kazançlar elde etmeniz mümkün görünüyor. Bunlar biraz şansla bağlantılı. İşte yatırımlarla ilgili olabilir, piyasalarla ilgili olabilir, borsayla bağlantılı olabilir. Yani parasal kazançlarınız anlamında da fırsatlarınız var. Ancak fırsatın olduğu yerde riskler olabilir, unutmayın. Özellikle bu kadar Boğa burcunda da gezegen olunca biraz hani global piyasalarda, küresel alanlarda hani ilginç gelişmeler olabilir piyasalarda. Dolayısıyla bu krizleri, bu riskleri iyi yönetmek gerekiyor. 18 Mayıs Güneş Jüpiter kavuşumu ve Venüs Uranüs kavuşumu var Boğa burcunda. Bakın ne kadar önemli ve güçlü kavuşumlar. Tabii ki Güneş Jüpiter büyütücü, fırsat yaratan, bereketli bir açı. Venüs Uranüs de yine sürpriz etkiler getirebilir. Para konularında ben daha iyi olduğunu sizin adınıza söyleyebilirim bunun. Hızlı, hani bu bir parasal konularda mesela güzel bir fırsat karşınıza çıkarabilir. Hani uzun vadeli kazanç getirecek bir yatırım kararı da alabilirsiniz burada ya da işle ilgili bir konu
gündeme gelebilir. 20 Mayıs'tan itibaren Güneş İkizler Burcu'na geçecek. Ayın son 10 günlük döneminde biraz daha artık iç dünyanıza çekilmeniz, biraz hani o kalabalıklardan, o yoğun trafikten yavaş yavaş kendinizi geri plana çekmeniz mümkün. Ama halen daha tabii ki devam ediyor olacak. Özellikle bu gruplar, kalabalıklar, sosyal alandaki hareketliliğin ayın genelinde 23 Mayıs'ta 2 derece Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 6. evinizi aydınlatıyor olacak. Plüton'un yine önemli bir açısı var bu Dolunay'da. Bu ne demek? Biraz hani iş konuları, mesleki konularda bir amacınıza ulaşmanız, bir hedefinize ulaşmanız mümkün. Yani üzerinde çalıştığınız bir proje sonuç verebilir. İşte görüştüğünüz, konuştuğunuz, anlaştığınız ya da ortaya çıkarmaya çalıştığınız bir konu iş hayatında gündeme gelebilir. Hani bir iş başlangıcı olabilir sizin için. İşle ilgili işte anlaşmalarınız, yazışmalarınız, sözleşmeleriniz olabilir ya da beraber çalışacağınız kişilerle ilgili ekibiniz, yanınızda çalışan kişiler, asistanınız, iş ortamınız. Hani buralarda bazı gelişmelerin olabileceği bir dönem. Parasal destekler alabilirsiniz. Bazı işleri bitirmek, sonuçlandırmak da olabilir. Yani işi mesela iş hayatınızı bitirebilir, emekli olabilirsiniz. Ya da tam tersi işte eğitimini aldığınız bir konuda bir girişimde bulunabilir, bir kredi alabilirsiniz, bir parasal destek ve bir işbirliğine de girebilirsiniz. İşinize bir yatırım yapabilirsiniz. Özellikle teknolojiyle ilgili olabilir bunlar. Hani sosyal medya, internet, dijital platformlarda olabilecek hani bazı gelişmeler, altyapılar oluşturma konusunda gelişmeler söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balık 2 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın sizin için etkileri çok daha güçlü, çok daha etkili olabilir. Evet, dolunayın yöneticisi Jüpiter ve dolunay sırasında Jüpiter'in Venüs'le kavuştuğunu görüyoruz. Aynı şekilde Güneş-Plüto üçgeni görüyoruz. Güçlü etkiler ve dolunayın enerjisini biraz daha güçlendiriyor. Olumlu da hale getiriyor. Bakın yani içinde fırsatlar barındıran, hatta Boğa burcundan ayrılmadan önce Jüpiter'in belki de son fırsatları karşımıza çıkarabileceği bir etkiden bahsediyoruz burada. Özellikle sosyal çevrenizden çok güçlü destekler alabilirsiniz. Yani önemli kişilerle tanışmanız, böyle güçlü ve mevkili kişilerin bulunduğu gruplara dahil olmanız, buralardan önemli destekler almanız, teklifler almanız mümkün. Yine işbirliklerinde özellikle ortaklı girişimlerde filan bu sosyal çevrenizin de önemli katkıları, yardımları olabilir sevgili yengeçler. Ve 26 Mayıs'tan itibaren Jüpiter şans gezegenimiz artık Boğa'dan ayrılacak ve İkizler Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak. Ve Haziran 2025'e kadar bir yıl Jüpiter İkizler Burcu'nda olacak. Sizin 12. evinizde olacak. 12. ev Jüpiter geçişleri aslında olumludur çünkü burası Jüpiter'in doğal evlerinden biridir. Ve 12. ev özellikle manevi anlamda bir derinleşme, ruhsal anlamda bir büyüme, inançlar anlamında böyle bir size daha fazla güven verebilir. Rehberlikler alabileceğiniz gibi hayata böyle bir iyimser bakış, biraz daha hani kendinizi huzurlu, güvende hissedebileceğiniz koşullar olabilir. Ve özellikle uluslararası alanlarda yurt dışı konularıyla ilgili güçlü etkiler alabilirsiniz. 12. ev Jüpiter geçişlerinden. Hatta bu ayın son günlerinde yani 30 Mayıs, 31 Mayıs buradaki Jüpiter'in Plüto'yla önemli bir üçgen açısı oluşacak. Hani ilk işaretlerini belki sevgili yengeçler bu Jüpiter Plüto üçgeniyle hissedebilirsiniz. Bunlar manevi uyanışlar olabilir, farkındalıklar olabilir. Sizin için yurt dışından gelebilecek önemli bazı fırsatlar, teklifler olabilir. Bunlar tamamen duygu dünyanızda, hani bilinçaltınızda oluşabilecek gelişmeler. Bir fikir anlamında, bir duygu, bir düşünce anlamında olabilir ama daha sonrasında bunları hayata geçirme fırsatlarını da bulabilirsiniz. Bunların zeminlerini oluşturabilirsiniz sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.